Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Kalem suresi 1-16. ayetler arasında değerlendireceğiz. Bu surenin isimlerinden bir başkası da Nun. Her iki ifade daha ilk ayette geçiyor. Cenab-ı Hak bu surede bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalemi ve turun. Nun e, hurufu mukatta'dan e, nasıl ki saat, gaf bu şekilde birer harf olarak Kur'an'da sure başında yer almış. Bu da müstakil bir harf olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Kaleme ve onların yazdıklarına yemin ederim. Buradaki vav yemin manasında kaleme ve yazdıklarına yemin ederim. Bu ilk nazil olan surelerdendir. İlk nazil olan ayetlerde Allahu Teala oku emrini vermişti. İgra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yine ilk nazil olan ayetlerde hemen peşinde kalemden bahsedilmesi ilmin yollarından birini gösteriyor. Çünkü insanlar kalem vasıtasıyla ilmi tahsil ederler. Ve bu açıdan kalem kendisine yemin edilmeye layık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Bu aynı zamanda bir sure ismidir ve insanın yazdıklarının veya insanla ilgili yazılanların ne derece kıymetli olduğuna işaret etmektedir. Burada acaba kalemden murat nedir? Bizim bildiğimiz şu anda yazdığımız kalemler midir? Yoksa bunun dışında başka kalemler midir? Bizim yazdığımız kalemler olabilir. Bu durumda وَمَا يَسْتُرُونَ derken kaleme ve o insanların yazdıklarına yemin ederim. Kalemle insanların yazdıklarına yemin ederim. Böyle bir mana e, hatırımıza gelir. Çünkü e, kalem gerçekten önemlidir ve şu anda e, ilim kalemle sembolize edilebilir. Yazarlar kalemle yine sembolize edilebilir. Yazarlar insanlığın e, aklına hitap ediyor, kalbine hitap ediyor ve insanları yönlendiriyorlar. Bunun ne kadar önemli olduğu aşikar. Evet sözlü kültür de önemli. Sohbet kültürü bu da etkileyicidir. Ama kitap bir yönüyle daha kalıcıdır. Allahu Teala sohbet edecek peygamber gönderdiği gibi yazılmış olan kitapları da e, göndermiştir. İşte e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en son peygamber ve önümüzde de yazılmış olan Kur'an-ı Kerim var. Dolayısıyla buradaki kalem ifadesi normal bizlerin kullandığı yazı yazdığı kaleme e, bakıyor diyebiliriz. Ama bunun dışında e, hadiste mesela şöyle ifade ediliyor. Evvelüme halakallahu el-kalem. Allah önce kalemi yarattı ve ona dedi ki yaz. Kalemde de ya Rabbi ne, ne yazayım buyurdu. Allahu Teala kaleme neleri yazması gerektiğini bildirdi. Böylece kalem kıyamete kadar olacak şeyleri yazdı ve kalem yazacağını yazdı ve mürekkebi kurudu. Bu belki de sembolik bir anlatım. Mesela alın yazısı diye kullanılan bir tabir var. İnsanın alnında doğrudan bir yazı görmüyoruz ama insanın mukadderat programı belli. Bu bizim irademizi iptal eden bir şey değildir insan yapacaklarını kendi iradesiyle yapar ama ezeli bir kader programı da bulunmaktadır. Bu durumda e, Nun vel kalemi ve meyesturun e, kader programını yazan e, ilahi kaleme kudret kalemine e, ilim kalemine de bir işaret olarak düşünülebilir. Bu e, tasavvufi anlamda gerçekten önem taşıyan bir manadır. Nun ifadesi balığa bir işaret gibi de görülmüş. Ve e, nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yunus'tan ve zennuni, nun sahibi Yunus derken e, nun harfi de malum geçmekte ve ona bir işaret olarak zennun denilmiş. Ve belki de bu ibare Cenab-ı Hakk'ın ezeli nuruna e, kader e, programının nuruna bu gibi nurlara da işaret etmekte denilebilir. Ma anta bi ni'meti rabbike bi mecnun. Sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Ayetin muhatabı Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz Allahu Teala'nın vahyine muhatap oldu, masar oldu hem de en büyük bir masariyetle. Dolay, dolayısıyla e, peygamberimize peygamberlik verilmesi haşa onun mecnun olması için değil. Ama ona Mecnun dediler. Tabi ona Mecnun demeleri e, Mecnun diyenlerin kendi deliliğinden, akıllarını kullanmayışından. Zira Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aklın kemalinde, aklın zirvesinde. Ve onun din olarak getirdiği her şey makul. Aklı selimin kabul edeceği meseleler. Ve inne le ecran gayre memnun. Ve şüphesiz senin için ee, bitmeyen bir ecir var veya minnet edilmeyen bundan dolayı bir minnete tabi kılınmayacaksın. Bu şekilde bitmez tükenmez bir mükafat var. Yani peygamberlikten dolayı bir zahmet çekiyorsun ama bunun mükafatını göreceksin. Cenab-ı Hak seni mükafatlandıracak. وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ fetarda Rabbin sana verecek. Öyle ki Ya Rabbi razı oldum diyeceksin ve inneke la ala hulugin azim ve ey peygamber sen çok büyük bir ahlak üzeresin. Bu da e, peygamberimizin makamını ifade eden bir ibare. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam yüce ahlakın kemalinde ve zirvesinde. Ve inneme bu istu li utemmime mekârimel ahlak buyurmuş. Yani ben e, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Allahu Teala edebin, ahlakın enmağını habibi edebinde cem etmiş ve onda ahlakın bütün değerleri en üst derecede bulunmakta. Öyle ki Ayşe validemiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatırken, onun ahlakı Kur'an ahlakıydı buyuruyor. Yani Kur'an-ı Kerim bir insaniyeti kübra modelidir. Yani insanlığın kemalinin ne ile olacağı Kur'an ayetlerinde teorik olarak ortaya konulmuştur. Peygamber Efendimiz, bunun doğrudan uygulayıcısıdır. Ve ideal insan modelini, kamil insan modelini, Peygamberimiz kendi yaşantısıyla göstermiştir. Fesetub sıru ve yub artık artık e, sen göreceksin, onlar da görecekler. Bi eyikumul meftun, hanginizin meftun olduğunu, sen de göreceksin, onlar da görecekler. Yani Mekke müşrikleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haşa, meftun, mecnun bu gibi ifadeler kullanıyorlardı. Allahu Teala ileriye yönelik bir müjde olarak kimin meftun olduğunu sen de göreceksin, onlar da görecekler buyuruyor. Nitekim Peygamberimize meftun, mecnun diyenlerin pek çoğu Mekke'nin fethinden önce bir kısmı İslam'a girdi. Çok büyük bir kalabalık, kahir bir ekseriyette Mekke'nin fethiyle İslam'a dahil oldular ve böylece daha evvelinde Meftun, Mecrun dedikleri zata biat ettiler ve onun ahlakının mükemmelliğini ve davasının doğruluğunu onlar da gördüler. İnne rabbeke senin Rabbin, şüphesiz senin Rabbin, huve alemu bimen dalli an sebili, yolundan sapanı en iyi bilendir yani kim Allah'ın yolunda kim o yoldan sapmış Allah en iyi bilendir ve huve alemu bil muhtedin ve o mühtedi olanları hidayete gelenleri de en iyi bilendir felâ tutu il mükezzibin ey peygamber madem öyle yalancılara seni tekzip eden senin dinini yalanlayanlara itaat etme veddu lev tudhunu fe onlar istediler ki sen onlara yumuşaklık göstersen onlar da sana yumuşaklık gösterseler. Yani senden bir taviz beklediler. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gittiler ve dediler ki Ya Muhammed bir yıl sen bizim ilahlarımıza ibadet et diğer yılda biz senin ilahına ibadet edelim. Bu gibi tekliflerle gittiler. Ve bu şekilde işi sulandırmaya çalıştılar. İşte onlar Böyle bir gevşeklik beklediler ama ey peygamber sen onlara itaat etme ve bu şekilde taviz verme. Nitekim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sağ elime güneşi, sol elime ayı verse, verseniz ben yine de davamdan vazgeçmem buyuruyor. وَلَا تُطْعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِنٍ ee, Hallaf olan yani çokça yemin eden, mehin, adi, değersiz kimselere itaat etmem. Burada ve devamında bazı özellikler sayılıyor ve bu özellikte olan kimselere itaat etme. Bolca yemin etmek. Yani yemin edilmez değil. Hak yere insan yemin edebilir. Ama velev doğru meselede de yemin etse, devamlı yemin eden birisi ise artık onun yeminine itibar edilmez. Halk arasında onun sözü muteber sayılmaz. Bu açıdan çokça yemin etmek güzel bir alamet değildir. İşte ey peygamber, sen çokça yemin edene itaat etme ve adi değersiz, seviyesiz kimselere de itaat etme. Hemmezin meşşe'in binemim ve e, e, insanları gammazlayan, insanların e, ayıplarını araştıran ve kovuculuk yapan bu gibi kimselere de yine itaat etme. Yani bazıları vardır ki kendi kusurlarını hiç görmezler. Hep başkalarının kusurlarını görürler ve bunlar e, insanların kusurlarını başkalarına anlatırlar. Şu şöyle söyledi, bu böyle söyledi, işleri, güçleri dedikodudur. Bu durumda olan basit kimselere de yine itaat etme. Mennain lil hayr Mu'tedin efim. Hayra mani olan ve haddi aşan ve günahlara dalan günahlara daldıkça dalan, günahı hayatının bir parçası haline getiren kimselere de yine itaat etmem. Bunların her birisi menfi birer özellik. Hayra engel olmak, haddi tecavüz etmek ve günahlara dalmak. Ve bu özelliği taşıyanlara da ey peygamber itaat etmem. Otullin bade zelike zenim ve bundan sonra kaba zorba olan ve üstelik soysuz olan kimseye de yine itaat etme. En kana za ve, ve benin onun e, malı ve evladı var diye. Yani olur ki bu özellikleri taşıyan bir kimse mal sahibidir, evlat sahibidir ve bu noktadan toplum içinde e, itibar gören bir kimsedir. Ama o toplum içinde itibar görüyor diye bu gibi menfi özellikleri varsa sen o kimseye itaat etmem. İza tutla aleyhi ayatuna esatirul evvelin. Böyle olan bir kimse kendisine ayetlerimiz okunduğunda esatirul evvelin dedi. Yani bunlar Allah'ın ayetleri değil, eskilerin masallarıdır. Yani bunlar birer üsture, bunlar mitolojik birer şey, gerçeği yansıtmıyor dedi. Eskilerin masalları olarak değerlendirdi. Senesi muhu alal hurtum biz onun burnunu damgalayacağız. Yani onu cezalandıracağız. Dolayısıyla sen şu şu özellikleri taşıyan kimseye itaat etme. Acaba ayette anlatılan belli bir kişi midir? Yoksa bu özelliği taşıyan herkes midir? İbare itibariyle belli bir kişi anlaşılmamalı. Çünkü burada doğrudan isim verilmiyor ve külle her biri demek suretiyle genel olduğu ifade ediliyor. Ama tefsir kitaplarında bu sayılan bütün özelliklerin Velid bin Muhira'da bulunduğu ve onun misal olmak üzere yani bu durumda kimseler vardır. Malları, imkanları, servetleri fazla olabilir. Ama malı serveti fazla diye sen böylelerine gevşeklik gösterme, bunlara itaat etme ve onlara taviz verme böyle bir manayı Allahu Teala ifade ediyor. Bunlar içinde en son söylenen özelliklerden bir tanesi zenim ifadesi soysuz manası verilmiş. Fırıldaklar çeviren bazı kimseler için de kullanılan bir ifade olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Burada bu doğrudan Velid bin Mure ile alakalı veya değil. O ayrı mesele genel olduğunu kabul etmek daha güzel. Ama şöyle bir noktaya da belki açıklık getirmekte ben fayda görüyorum. Acaba veled zinanın bundan dolayı bir günahı var mıdır? Genel hatlarıyla bunu şöyle değerlendirmek mümkün. Yani anne babası gayrimeşru bir şekilde bir araya gelmişse ve çocuk meşru bir evlilikten doğmamışsa, bu e, zina oluyor ve toplum nezdinde argo bir tabirle piç tabiri kullanılıyor. Bu durumda olan bir kimse illa kötü bir kimse midir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bununla alakalı soruluyor. Veledi zina hakkında ne dersiniz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veledi zinanın bundan dolayı bir günahı yoktur. Onun e, bu şekilde dünyaya gelmesine e, haram işlemiş olan anne babası sebebiyet vermiştir buyuruyor. Dolayısıyla e, genel ölçüler çerçevesinde değerlendirdiğimizde peygamberimiz şöyle buyuruyor küllü mevludin yuledu alel fıtra yani dünyaya gelen herkes fıtrat üzere İslam'ı kabul edecek bir şekilde gelir. Öte yandan yine Kur'an-ı Kerim Hristiyanlardan farklı bir şekilde e, Hz. Adem'in e, dünyaya gelişini nazara verirken bundan dolayı bütün insanlık günahkardır demiyor. Hristiyanlar ise Hz. Adem'in yasak ağaçtan yemesinden dolayı bütün insanlığı günahkar olarak kabul ediyor. Biz ise öyle kabul etmiyoruz. Dolayısıyla veled zina masum bir çocuk olarak dünyaya gelir. Bundan dolayı onu sorumlu tutmak daha dünyaya yeni gelmiş bir bebeğe çok büyük bir vebali takmak olur. Dolayısıyla bebeğin bunda bir suçu yoktur. O da diğer insanlar gibi dünyada bir imtihana tabidir. İleride ömrünü iyi veya kötü geçirir. Ona göre bir değerlendirmesi olacaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'de başka birkaç ayette geçtiği üzere "Velateziru veziratun vizra uhra." Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Yani günahın şahsiliği esastır. Herkes kendinden sorumludur. Her koyun kendi bacağından asılır. Dolayısıyla e, nasıl ki bir takım böyle kötü insanların iyi evlatları olabiliyor. İyi insanların kötü evlatları olabiliyor. Bu manada gayrimeşru bir beraberlikten bir çocuk dünyaya geldiğinde ileride bunun iyi bir insan olmasına bir engel yoktur. Toplumun değerlendirme ölçüleri o ayrı mesele. Bakışları ayrı mesele ama Allah katındaki değerlendirme takvaya göredir. Allahu Teala şöyle bildirmektedir. Biz sizleri bir erkek ve bir dişiden yarattık. İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Bir erkek ve dişiden yarattık. Sonra sizleri kabilelere, milletlere taksim ettik. İnne ekramakum indallahi etkakum. Yani Allah katında en kıymetliniz Allah'tan en çok korkanınızdır. En müttaki, en kıymetlidir tabir caizse. Böyle olunca yeni dünyaya gelmiş, ama gayrimeşru bir beraberlikten dünyaya gelmiş çocuğun... ...bundan dolayı bir suçu yoktur. Blue dönemine kadar da... ...yani hayat hazırlık dönemidir o zamana kadar geçen süre... ...zaten sorumlu değildir. Devamında Blue ile beraber... ...artık kalem onunla alakalı da yazacaklarını yazar. İyi ameller yapmışsa cennete gider. Kötü ameller yaptığında ise cehenneme gider. Dolayısıyla... E, bu ayet çerçevesinde de bu meseleye baktığımızda diğer ayetlerle beraber değerlendirdiğimizde böyle bir yorumu e, ifade edebiliriz. Cenab-ı Hak iffetli bir hayatı, her türlü kötü özelliklerden uzak, tertemiz, asil bir hayatı bizlere ve nesillerimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.